Herkese hayırlı pazarlar diliyorum efendim. Ben Ece Hoca. Bir internet sorunu yaşıyorum. İnşallah ki yayın boyunca hiçbir şekilde bir kesintiye, bir sıkıntıya yol açmadan dümdüz bir şekilde devam ederiz. Dersten derse geçiyorum Dila Hocam. Siz nasılsınız? Hocam hangi PDF 2023-2022 en son yapılan YKS'lerin Roma rakamlarını birlikte çözmek istiyorum. Belli bir PDF'de ilk çıkmış sorular olacak. Roma rakamları YKS soruları olacak ama hani YÖK dilde de, YDS'de de, YKS dilde de aynı mantık olduğu için bu dersi bütün sınava girecek olanlar, ÖSYM'nin yaptığı dil sınavına girecek olanlar herkes izleyebilirler. Ama YKS'ciler nedense, canım YDT'cilerim, nedense hocam bizim için ders yapmıyorsunuz diyerek bazen bize tem edebiliyorlar. Aslında çözdüğümüz bütün sorular hem YKS için geçerli, hem YÖK dil için, hem EYDS hem de YDS için geçerli canım hocalarım. O yüzden hiçbir şekilde ayrım yapmadan bütün dersleri izleyebilirsiniz. PDF'leri nereden bulabilirim hocam? ÖSYM yazıp sayfa olarak ÖSYM çıkmış, YDT yazarak bütün çıkmış YDT sınavlarına ulaşabilirsiniz. Birden 80'e kadar hepsine ulaşabilirsiniz. Hiç fark etmiyor hocam hangi sınav olduğu kesinlikle. Şimdi hazırsak eğer Roma rakamı sorusunu çözerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Geliyor sesim, geliyor sesim, hiçbir sorun yok, tamam. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikli olarak konu ve özne bağlamını takip etmemiz gerekiyor. Konu özne bağlamından kaçmayın. Mümkün mertebe spesifik bir özneye geçiş yaptıysa zıtlık bağlacı vermediği sürece özneyi takip edeceğiz. Konuyu takip edeceğiz. Öznenin kaydığı noktada deyip bir acaba bunu atabilir miyim diye düşüneceğiz. Bir refer ifade takibi yapacağız her şeyden önce. Şimdi şöyle bir bakalım. Birinci, her şeyden önce birinci cümleyi bir belirle. Peki bu ne? Buradaki konu ne? Buradaki özne ne? Diyor ki bir çalışmada adlandırılan ne olarak adlandırılan food art, yiyecek sanatı doesn't reflect, yansıtmaz gerçekliği olarak adlandırılan bir çalışmada. Araştırmacılarım üniversiteden yiyecek ve marka laboratuvarındaki analizlediler. Amerikan ve Avrupalı resimlerin, aile resimlerinin yiyeceklerini between the years, 1500 ile 2000 yıl arasında incelediler. Şimdi buradaki konumuz ne? Her şeyden önce bir onu belirleyelim. Diyor ki bana, yiyecekler gerçekliği yansıtmıyor. Konum bu. Ve bir inceleme, bir çalışma mı var? Evet. Bu resimler 1500 ile 2000 yıl arasındaki aile resimleri inceleniyor. Konumuz bu. Tamam. The study diyerek zaten sen ikinci cümlede bir refer yapıyorsun. The study diyerek nereye atıf yapıyorsun? A study'ye atıf yapıyorsun. Bir çalışma inceledi dedim. Sonra tekrar a study demiyorum da bu çalışmaya diyerek ona atıf yapıyorum. Çalışma karşılaştırdı. Ne sıklıkla bir yiyecek maddesi Vazdepik ne sıklıkla ne yapıldığı, betimlendiği, ne sıklıkla resmedildiği, art, sanatta nasıl yaygın bir şekilde onun tüketildiği arasında bir karşılaştırma yapıyorum. Ne sıklıkla betimleniyor, ne şekilde, ne sıklıkla tüketiliyor. Bir iki bağlantılı mı? Evet. Üçe baktığında iki de özellikle the yapısı bize refer karşılığı vermiş. The study diyerek buraya bir atıf yapmışsın. Dikkat edin, verb 2, verb 2 ile devam ediyorum. Bu kronolojiye de bakmamız gerekiyor. Devamında drawings, resimler, artful estates, overstuffed hamburger, örneğin diyerek şuraya araya bir saklamış. Şimdi örnek veriyorum. Neye örnek veriyorum? Bu for instance'ı araya saklamış, görmeni istemiyor. Bunu aslında al başa koy. Örneğin resimlerde yiyecekler, hamburgerler, şov gösterir şunu. Sosyal medya is an endless, sınırsız bir feed, besin kaynağı yiyecekler için. Şimdi sosyal medya ne alaka ya? Şimdi dikkat edin. Burada bir çakallık yapıp çizimlere gene atıf yapmışsın ama neye örnek veriyorum ben? Ne sıklıkla, nasıl, ne sıklıkla betimlendiğiyle ne sıklıkla tüketildiği arasında bir karşılaştırma örnek veriyor musun? Vermiyorsun. Bu bir. İkincisi, ben burada geldim geldim. Bir internet gitti, bir şok yaşadık. Evet geldi. Şu an sesle görüntüde bir sorun var mı? Şu an yok değil mi? Aynen geldim şu an. Allah'ım ya Rabbim. Şu an geldim değil mi? Sesle görüntüde sıkıntı yok. Tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi dikkat, sosyal medya ile ilgili bahsedebilir misin 1500-2000'lerde? Hiç sosyal medyanın esamesi okundu mu? Okunmadı. Öncelik vereceğim bir şık mı bu? Evet. Bunu atabilirim. Bu ilgisiz bir şık sanki. Bir dursun diyorum. Dörde bakalım. All day. Bir de şuradaki for instance'a bir örnekleme vermedi. Diyor ki
ıstakozlar, işte limonlar, work quite rare. Oldukça yiyecek maddelerinin bazıları nadir olmasına rağmen, ender olmasına rağmen onlar özellikle popülerdi. Ender olanlar özellikle popülerdi. Bu sanat onların discover, keşfettiği kullanıldı show off, hava atmak için wealth, refahla, parayla ya da yetenekle down to display göstermek yerine yiyeceğin gerçekten eaten, yendiğini göstermek yerine. Rather than vurgusu atmış aslında burada da. Bir den yerine vurgusu var. Şimdi dördüncü, beşinci cümlem aslında yiyeceğin ne sıklıkla, nasıl sıklıkla resmedildiği ve ne sıklıkla yendiği arasında bir bağlantı kuruyor mu? Kuruyor. Onun dışında burada ben üçümü atacağım, dördümü atacağım. Dörtteki they dediğin, onlar özellikle popüler de dediğin şuradaki maddelerden bahsediyor. Yiyeceklerden bahsediyor. Oldukça ender olmasına rağmen onlar popülerdi. Bu sanat diyerek bir öncesine atıf yapıyorsun çizimlerdekilere. Yani şuradakine. Bu sanat onların keşfettiği, kullanılırdı show off, hava atmak için, caka satmak için anlamında. Dörtle beşi bağlantılı kılmış. Ama burada sosyal medyanın esamesi okunuyor mu hocam? Okunmuyor. Direkt neyi götürmen lazım? Üçü göndermen lazım. Her ne kadar bağlantılıymış gibi gözükse de şu for instance örneği verdin mi? Vermedin. Ben örnek vereceksem eğer burada bir maddenin, yiyecek maddesinin ne sıklıkla çizmedildiği, ne sıklıkla tüketildiği arasında bir örnek vermem lazım. Tamam. Geldim. Kötü yapıyorum dediğin için yeter hocam, kötü yapıyorsundur. Yapabiliyorum demen lazım. İyi yaptığım şey kötüye döndüyse o bilinç altınla alakalıdır. Yapamıyorum dedikçe yapamıyorsundur. Dikkatli çöz. Geldim şuraya. Şimdi bir bakalım. Öncelikli olarak birinci cümlede ne diyor? İkinci cümlede herhangi bir, şuradan kalemimi alırsam, ikinci cümlede herhangi bir refer ifade var mı? Bir ona bakarız. Şimdi diyor ki, it may not be a comforting thought. Şimdi rahat verici ya da uygun bir düşünce olmayabilir. Birçok insan için şu, örümcekler can hear, örümcekler duyabilir seni when you arrive home, eve vardığında. Şimdi konu şurada, örümceklerin duyabilmesi. Ve özne ne? Örümcekler. Konu örümceklerin duyabilmesi. Bu rahatsız edici bir düşüncedir diyor. Tamam. İkiye baktım. Birçok örümcek harika bir şekilde ya da kusursuz bir şekilde zararsızdır. Ama onlar hala managed korkutabilirler insanları. Şimdi hala korkutabiliyorlar. Burada herhangi bir duymayla ilgili bir şey görebiliyor musunuz? Önce konuyu belirleyin. Birinci cümlede özne tamam aynı. Örümcekler ama duyabilirler. Duyma bağlantısına atıf yapıyorum. Burada gene örümcekler özne. Ama burada neye atıf yapıyorsun? Onların korkutabileceğine atıf yapıyorsun. O zaman bir ile iki bağlantılı değil. Ne belirleyici? Üç belirleyici. İnsanları korkutması ile ilgiliyse bir gidecek. Eğer ki duymayla ilgiliyse ne gidecek? İki gidecek. Üçe bakıyoruz. Son zamanlarda zıplayan bir örümcek türü adını vermiş. Has been studied, çalışıldı ve discovery, keşif made yapıldı. Onun duyma algısı hakkında. Aa, bu yapılan keşif is surprising, şaşırtıcıdır demiş bir de. Gene nereye döndün? Duymaya döndün. O zaman ne gidecek hocam? Konu örümceklerin şaşırtıcılığı ile ilgili mi? Değil. Bursa gider. Birden üçe devam edersin. Diğer tarafları okumana gerek var mı? Diğer tarafları okumana gerek yok. Bariz bir konusal değişim geçişi yapmış çünkü. Şöyle bir baktığımızda. Şu anda sesimde, görüntümde bir sıkıntı yok değil mi? Sesle görüntüde bir sorun yok değil mi? Bir takıldım gibi gözüküyorum ama. Bu kızlarla ders yapmak gerçekten işkence. Bu kızların internet altyapısı beni deli edecek bir gün. Çıldırtacak bir gün beni. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Geldim 78'e. Önce bir bakalım. First, ilki diyor. Yok değil mi? Süper. The first. Arka plandan sesler mi geliyor? Ahmet hocam. Arka plandan sesler geliyormuş. Teşekkürler. Şimdi the first. İlki dediğin ne? İlki dediğimiz ne? Bir ona bakalım. Diyor ki, translate in color words. Şuraya bir bakalım. Burada bir nın tamlama atıyorsun. Renk kelimesini çevirme problemi. Arises, ortaya çıkarır.
ortaya çıkar. Into quiet oldukça farklı iki şekilde ortaya çıkar. Renk kelimelerini translating çevirme problemi öznen iki farklı şekilde ortaya çıkarıyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Demek ki benim her şeyden önce yapmam gereken bir cümledeki özneyi sağlam belirlemek. Kelimeleri çevirmek problem. İki farklı şekilde. Bu ikisini anlatacaksın. Bak, the first dedin, ilki, into dediğin için ilki olabilir mi? İlk meydana gelir. The second, ikincisi meydana gelir diyerek dörtte de bir ikinciye geçiş var. Şimdi 2'den 4'e geçiş yaparken şu 3'te acaba konu bağlantılı devam ediyor mu diye bir bakman lazım. Çünkü iki şeyden bahsetmişsin. İlki bu, ikincisi bu diye bir geçiş yapacak. Bakalım. Diyor ki ilki meydana gelir. Where the color word kelimenin is employed, nerede kullanıldığı in a purely, tam bir şekilde anlatıcı ve literal sense, edebi algıda ne şekilde kullanıldığında meydana geliyor. Burada aslında diyerek bu ilk kısmı anlatıyor. Burada çözüm bağlıdır hayal etmeye tam rengin anlamını kelime vasıtasıyla in the source language kaynak dilde ve bilmektir doğru eşitini in the target hedef dilde by which the translated onu çevrilen onun vasıtasıyla çeviren hedef dildeki eşitini bilmektir. Aslında burada neyi açıklıyorsun sen? Şu buradakini, ilk kısımdakini anlatıyorsun. Rengin tam olarak açıklamada edebi algısında ne şekilde kullanıldığıdır. İkincisi the second case, ikinci durum. Karşılaşır, translator, çevirmenin in front of entirely, tamamen metaforik yani anlamı dışında kullanımı. Mesela black despair, kara talih, kör talih gibi. Şimdi bu da olur. İkinciye geçiş yaptın. Sonra diyor ki renk. Şimdi ben renk kelimesinden bahsediyorum. Özne burada kaydı gitti gene. Renk aslında muhtemelen en yaygın faktördür kullanılan metaforun oluşumunda bütün dillerde. Şimdi hocam 5'te renk metafordan bahsettiği için 4'te metafordan bahsettiği için ben 5'e atmam diyorsan eğer yanılıyorsun. Çünkü hocam burada renkten bahsediyor. Rengi kelimesinden bahsetmen lazım. Senin öznen renk kelimeleri. Renk kelimelerinin dillere olan çevirme noktasındaki problemler. Ama burada özne kaydı mı? Kaydı. E hocam bu üçü niye atmadık? Çünkü üç ikiye açıklıyor. Burada diyerek bir refer var. İlk meydana geliyor renk kelimesinin kullanıldığı anlamda bağlamda, edebi anlamında, kelime anlamında ortaya çıkar. Burada da bağlıdır görsel renginin eşitini bilmeye. Diğeri de soyut anlamdaki kelime anlamında atıf yapıyor. Ama renk değil ki benim özlem. O yüzden ne gidecek? Edirne gidecek. Bu bağlamada dikkat etmemiz lazım. Geldim 79'a. Şöyle bir bakıyoruz. Diyor ki retina. Neyden bahsediyorum acaba? Konumuz ne? Retina, the screen at the back of the eye. Gözün arkasındaki ekran, onun üzerinde, o ekranın üzerinde gözün lenslere görüntüyü alır diyerek burada bir retinanın açıklamasını yapmış. Tamam, retinanın ne olduğunu anladık. Ama bizim asıl öznemiz ne? Retinayı tut, basitleştir. Retina içerir iki farklı tür algı elementi. Demek ki ben burada gene iki farklı tür algı elementinden bahsetmem lazım. Bakalım, one set, biri. Bak, birisi ropes dediğin kaydeder şekilleri, the other diğeri şunlar dediğim kaydeder renkleri. O zaman ben burada netinanın iki yapısından bahsediyorum. Birisi şu rotlar, diğeri de şu konlar. Cepte mi cepte? Biri şekli, diğeri rengi kaydediyor. Bir iki bağlantılı mı? Bağlantı. Üçe bakalım. Hayvanlar. Her ne kadar özne saçma gelse de konu acaba hayvanlardaki retina ile mi ilgili diye bakalım. Hayvanlar that sleep at night. Geceleri uyuyan hayvanlar ve are active mostly during daylight. Hani gün boyunca, gün saatleri boyunca aktif olan hayvanlar sahiplerdir her ikisinin. Refer'e dikkat et. These, both of those, bunların her ikisine yani hem şekli hem de rengi kaydedenlere sahipler retinalarında. Bak, refer olduğu için hiç atmıyorum direkt. Dörde bakalım. Bazı türler are able to see, görebilirler. Over and even wider, daha geniş bir renk yelpazesi bizim görebildiğimizden. Yani alaka ya.
Görebilmeleriyle ne alaka bazı türlerin? Ben neyden bahsediyorum? Buradaki şekil ve rengi kaydeden retinadaki yapılardan bahsediyorum. Ve burada bir riför verdim. Ama burada çok geniş bir renk skalası görmeyle alakalı bir şey var mı? Yok ki. Beşe bakalım. Ama renk çoğunlukla görülmezdir geceleri. Bu yüzden şu hayvanlar, bu yaratıklar sahiplerdir retinalı gözlere. Hemen hemen sadece ental tümüyle bütünüyle rod, yani şekli kaydeden. Gece uyanık olanların sadece şekli, rengi değil şekli gördüğünü atıf yapıyor. Her ne kadar beşinci sana saçma gelse de. Burada ben gene dönmedim mi, dönüp gitmedim mi ikiye? Bundan bahsetmiyor muyum? Evet. Peki dörtte these, both of these diyerek şu ikisinden bahsetmiyor musun? Evet. O zaman doğru cevap ne olması gerekiyor? Benim burada dördü atmam gerekiyor. Üçte pardon daha demin dediğim. Üçte both of these diyerek şu iki retinadaki iki yapıdan bahsettiği için bir, iki, üç bağlantılı. Beş de onlarla bağlantılı. Ne gidecek? Dört gidecek hocam. Gelin 80'e. Şöyle bir bakalım. Diyor ki for that purpose. İkinci cümlede ne görüyorum ben? Bu amaçla diyerek birinci cümleye bir atıf ifadem var. Şimdi buradaki nokta şu. İkinci cümlede bir atıf ifade varsa kesinlikle atmayın demiyoruz. Ama öncelik vermiyoruz buna. Çünkü tamamlıyor olabilir. Ama içinde refer ifade bulunan şıklar da atılabiliyorlar mı? Atılabiliyorlar. Bir bakalım. Diyor ki bir şampuanın prensipte görevi is to clean. Saçı temizlemek. Şimdi burada şampuan tipik görevi saçı temizlemektir. Direkt bir genel cümle girdi. Bu amaçla şampuan içerir yüzey aktif maddelerini, şu olarak bilinen maddeler içerir. Bunlar da tutunurlar su insoluble dirt. Suda çözülemeyen kirliliğe tutuluyorlar ve yağ deposuna tutuluyorlar saçtaki. Şimdi bu amaçla nasıl temizlediğini anlatıyorsun. Bir iki bağlantılı mı? Bağlantılı. Üçe bakalım. Sonuç olarak onlar dediğini şuradaki ikinci cümledeki su yüzeyinde ya yüzey aktif maddelere atıf yapıyoruz. Bunlar birbirleriyle eşleşir. Onlar yıkanır. Aa, onlar değil belki de yıkanıyorsa şuradaki yağ depolarından ya da kirlilikten bahsediyor olabilirsin. Onlar wash away, yıkanır. Again with water, suyla yıkanır. When the hair, saç is risen, shampoo remove. Şampuanla birlikte hareket ettiğinde, şampuan yeniden olduğunda, remove olduğunda yıkanır giderler diyor. Şampuanı tutulurlar diyor. Tamam, güzel. Sonra dörde baktım. Sodyum mu? Sodyum sülfat mı? Sodyum sülfat burada ne alaka? Bambaşka bir özne değil mi? Daha önce hiç gördün mü? Görmedim. Sodyum sülfat is what makes şampuanı yapan şeydir. Ne alaka ya? Biz ancak diyerek beşe geçiyorum bak. Ancak biz dikkatli olsak iyi olur. Çok fazla yağı yerinden etme hakkında saçtan şuradaki yağın gidişine atıf yapıyor bak. Çünkü yağ olan maddeler, yağ içeren maddeler de koruyucu işleve sahiptir. Bir yerde yağ yıkıyorsun, yağ saç şampuanla akıp gidiyor. Diğer yerde ama dikkatli olsak iyi olur diyor. Yağ da faydalıdır diyor. Bağlantılı mısın? Bağlantılısın. Ama buradaki sodyum sülfat ne alaka hocam? Öznesel bir kayma var. Denizli'yi gönderdim gitti. Geldim bir de 2023'lere. Hiç hocam konuyla alakası ama bir şey sormak istiyorum. YKS'de soru çözüm sıramıza göre nasıl olmalı? Süreyi yönetme açısından ondan da bahsedeyim. Şimdi benim tavsiyem her zaman ilk 20'yi yapmanız close teste kadar. İlk 20'yi yaptın, gittin iki paragraf çözdün. Geldin cümle tamamlama yaptın, gittin iki paragraf çözdün. Geldin çeviri yaptın, gittin bir paragrafını çözdün. Sonra diyalog, restatement, durum soruları, paragraf atma, paragraf tamamlama diye dümdüz sırayla gidebilirsiniz. Ama kesinlikle ve kesinlikle paragrafı aralara sıkıştırmanız sizin için daha faydalı olur, daha rahat olur. En azından algınız kapanmaz. Geldim 2023 YKS'de çıkmış sorulara. Şöyle bir bakalım. Diyor ki yalan dedektörleri seviyor mu? Bayılıyor ÖSYM. Diyor ki yalan dedektörleri. Yazarım tekrardan. Tamam. Was device tasarlandı 1930'larda. Ama 1970'lerin ortalarından
çeşitli psikologlarını KINDAK yürüttüler. Ciddi araştırmalar yalan dedektörlerine ve kınadılar onu. Yalanladılar onu. Şimdi ben her zaman diyorum ki eğer ki bir Roma rakamı çözüyorsanız, paragraf sorusu çözüyorsanız main nebat her zaman ilk cümlede zıtlık bağlacından sonra gelen yapıdadır. Yani buradaki asıl konumuz ne? Bat'tan sonra geliyor. Yalan dedektörleri 1970'lerin ortalarından beri çeşitli psikologları ne yapıyor? Ciddi araştırma yapıyor bu yalan dedektörlerine ve kündem it. Onu kınıyorlar, yani yalanlıyorlar, yani eleştiriyorlar anlamında kullanılıyor bu. Demek yalan dedektörleri. Gittim geldim gene. Gittim geldim. Şu an bir sıkıntı var mı? Şu an bir sorun gözükmüyor ama hayırlısıyla çözeceğim. Bunların hepsini çözeceğim. Tamam. Şu an yok. Güzel. Demek ki YouTube'dan çözsem rezil edecek bize. Bunlar hangi yılın çıkmış sorular? 2023 EDT. Şimdi konumuz ne? Yalan dedektörlerinin sıkıntılı oluşu. Konumuz bu. Sonra diyor ki 1988'de. Şimdi bu Prohibit yasakladı Amerikan işçileri from require gerekli kılmaktan ya da request istemekten işverenlerin to işçilerin bir fonograf yani yalan makinesine konulması yasaklandı 1988'de. Her ne kadar konu dışı gibi gözükse de ikinci cümleleri cart diye silmeyi bir soru işareti koydum. Konu yalan dedektörüyle alakalı yine yasaklandığına dair bir vurgu yapıyor. Burada da ben bunları ne yapıyordum? 1970'lerin ortasından beri artık bunlara karşı olan ne? Kındem, kınama, onların sıkıntılığına dair eleştirilerim var. Sonrası kronolojide 1988'de yasaklandı diyorsun. Gene yalan dedektörlerinin olumsuzluğundan bahsediyorsun. Yani aslında konu bağlantılı. Bağlantısız diyemeyiz. Git diğerine bakalım. Ancak in the half of bütün Amerika eyaletlerinin yarısı findings yarısında bulgular provided by yalan dedektörü tarafından sağlanan bulgular hala admit kabul edilebilir kanıt olarak yasal vakalarda. Şimdi yalan dedektörlerinin artına geçtin mi? Geçtin. Zıtlık bağlamında eksen artıya geçtin. Bağlantılı dursun. Sonra to be kabul edilebilir olması için bir test olarak. Bir yalan dedektörü. Şimdi ben yalan dedektöründen bir yalan dedektörüne niye geçtim? Bu bir. Dı 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 diye gidiyordum. Niye bir yalan dedektörüne geçtim? Bu bir. İkincisi, kabul edilebilir olması için bir yalan dedektörü minimal olarak çok sayıda kriteri uygulamak zorunda. The first of which bu kriterlerin ilki sahip olmaktır standart bir yönetim metoduna. Şimdi her ne kadar Deniz'le doğru gibi yani bağlantılı gibi gözükse de burada yalan dedektörünün gerekliliğinden bahsediyoruz. Ama benim kastım bu değil. Yalan dedektörlerinin kronolojik olarak, tarihi olarak bir geçmişten günümüze gelişim noktasına odaklanmam lazım. Beşe bakalım. Diyor ki yalan dedektörleri güncel olarak kullanılır. Bak hala kullanıldığını atıf yapıyorsun. Kullanılır dünyanın her yerinde Kanada'dan Tayland'a, İsrail'den Tayvan'a kadar through the years. Ne, doğu neye rağmen onların kullanımları kısıtlı olmasına rağmen. Şimdi yalan dedektörlerin eksik dedin zıtlığa geçtin artısına geçtin. Zıtlık da artıyla devam ettin 5'te. Kendi içinde bir eksiliğe girdin zıtlık bağlacıyla. Ama şurada bir yalan dedektörünün gerekliliğinden bahsetmene gerek var mı? Kriterlerinden bahsetmene gerek var mı? Konu bununla mı ilgili değil. O yüzden ne gidecek? 4 gidecek. Tamam. Geldim 77'ye. Şöyle bir bakalım. İt diyor mesela bu it ne? İkinci cümlede refer ifade varsa bir önceki cümleye bir bakıyoruz. Küresel ısınmaya atıf yapıyor olabilir mi? Olabilir. Onun dışında küresel ısınma anlamında küresel ısınma deyimi has not been around. Uzun zamandır ortada yok. Ama asıl konu burada geliyor. Bak dikkat edin diyorum her zaman. Bat'tan sonraya dikkat etmemiz lazım. Ama iklim değişikliği as it is also known. İklim değişikliği olarak da bilinen. İklim değişikliği is nothing. Yeni bir şey değildir. Yani benim buradaki asıl konum iklim değişikliğinin yeni bir durum, olgu olmayışı. Buna odaklanacağız. Tamam. Aslında o. Yani iklim değişikliği sabittir. Tarih boyunca değişmemiştir. İklim değişik tarih boyunca vardır diyorsun. Konstant, sabit, istikrarlı, süreklidir. Devam ediyor.
Bir iki bağlantılı mı? Bağlantılı dursun. Şimdi bilim insanları kesindir şunda. This change, bu değişim. Şimdi hangi değişim? Hangi değişim? This change'in karşılığı var mı? Buna karşılık bir refer vermiş. Öncesinde bir değişimden bahsetmen lazım. Ama bir değişim yok ki. Bu değişim sebep olduruldu. Emisyon tarafından, insan aktiviteleri tarafından üretilen emisyon vasıtasıyla sebep olduruldu. Hangi değişim? This change'in karşılığı yok. Refer ifadenin karşılığı yoksa bu cümlenin burada yeri yok. Değil mi? O yüzden ne gidecek direkt? Ceyhan gidecek. Devamında yeryüzünün iklimi günümüzde oldukça farklıdır. 2 milyon yıl önceden, 10 bin yıl önceyi let alone bir kenara bırak. 2 milyon yıl önceden çok farklıdır. Yani yeryüzümün sürekli olarak iklim değişikliğinin sürekli olduğu, sabit olduğundan bahsediyor. Yani iklim değişikliğinin sürekliliğinden bahsediyor. Hani this change diyerek bu değişim iklim değişikliğine atıf yapabilir ama iklim değişikliğine atıf olur mu burada? Bir bakalım. Ben çok hoşuma gitmedi üç ama bir dursun. Şimdi en ilkel hayatın başlangıcından beri bu gezegen gördü birçok farklı iklimler. Bak farklı iklimlere atıf yapıyorum. 4-5 bağlantılı. Sıcaktan kurağa, Jurassic döneminde, donmuş döneme, ice buzul. Gerçekten delirtecek bu internet beni. 4 ile 5 bağlantılı mı? Bağlantılı. Bak sürekli farklı olduğundan bahsediyor. İlkel dönemden beri iklim değişiyor. Sıcaktan soğuğa, donmuşa, kurağa kadar. 4 ile 5 bağlantılı. 1 ile 2 bağlantılı. Ne açıkta kaldı? 3 açıkta kaldı. Geldim 78'e. Bir arada gidip geliyorum ama çaktırmadan kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi geldim 78'e mi? For many years now, şimdiden bir süredir. Ne acaba konumuz? Bilim insanlarının bir grubu çalışıyorlar tehlike altındaki beyaz balinaları, kuzeydeki beyaz balinaları. Bu balinaların yaşam alanları içeriyor, gemilerin hatlarını for the port, Boston limanı için hattı içeren, gemi hattını içeren balinaların hayatını araştırıyorum. Tamam. Şimdi beyaz balinalar var, bir de gemi hattında oluşları var. Konu bu gibi. 2007'de onlar dediğin kim? Bir grup bilim insanından bahsediyorum. Onlar Deploy a Network of Seafloor, deniz tabanının bağlantısını, bir bağlantısının kayıtlarını tuttular. Ve onları listening dinlediler. Koyda dinlediler. Şu an şunu bir okuyamadım. Okuyamazsam rezil olurum diye okuyamıyorum. Neyse. Which enabled, bu da sağladı onların to compile. Compile önemli bir kelime. Doğru cevap olarak geldi şıklarda. Derlemek anlamında kullanılır. Bir yazıyı derlemek, düzenlemek anlamında kullanılır. Tam bir yeraltı ses bütçesi düzenlediler. Düzenlemeyi sağladı da. Şimdi yeraltı ses bütçesi ne alaka? Ama bir dursun bir bakalım. Onlar dediği için bir grup bilim adamına atıf yaptığı için bir dursun diyorum. Onun dışında renk, color. Hayvanın veri rengi gösterir şunu, animasyonun pardon, verilerin animasyon renkleri şunu gösteriyor. Şimdi balinaların çağrıları yok ediliyor gemiler geçtikçe. Şimdi aslında burada bir düzenlemeye atıfı var mı? Yani bir çalışmaya atıfı var mı? Var. Sesi dinlemeye dair bir bütçe, yer altında bir bütçe, sesleri dinlemeye, deniz tabanını kaydetmeye diyerek bir atıf yaptım. Ve gemiler geçtikçe bunun çağrıları yok ediliyor. In addition to, sonra dedi ki bu beyaz balinalara ek olarak sesleri sürücülerin, birçok diğer deniz hayvanlarının sesleri to change, değişiyor, değişmeye sebep oluyor. Onların davranışlarını önemli ölçüde. Şimdi başka hayvanlara geçtim bak. Burası önemli. Bunlara ek olarak ses many other birçok diğer itiyor davranışını. Başka hayvanı geçirmeme gerek var mı acaba? Bakalım balinalardan devam ediyor mu acaba? Onların sosyal ağı sürekli bozuluyor. Onlar dediğin kim? Balinalar. Ve böylece unable to communicate, iletişime geçemiyorlar. Bireysel balinalar
sıkıntı yaşıyor bulmakta, birbirlerini ve daha fazla zaman harcıyorlar kendi kendilerine. Şimdi normalde baktığında deer diğer hayvanlarla birlikte balinaları kapsardı ama burada tekrar balinalara atıf yaptığı için diğer hayvanlara geçiş yapmana gerek var mı? Yok. O yüzden ne gider? Biz de gider. Konu dışı. Diğerleriyle ilgili bir işimiz yok. 79'a baktığımızda iki burada çeldirici. Yani 78'de iki sanki alakasız gibi gözüküyor ama dey diyerek bir grup bilim insanına atıf yapıyor ve bunların sesleri dinlemesine atıf yaptığı için onu da bağlantıda tutuyoruz. Geldik 79'da. Şimdi şöyle bir baktığınızda liflere dikkat. Şurada bir ancak diz yapısı görüyorum. Diz dediğin ne? Ancak bu dediğin neye atıf yapıyor? Onun dışında birinci cümle ile ikinci cümle arasındaki bir bağlantı var mı? Bir ve iki arasında bir ona bir bakalım. Her bir ülke. Şöyle bir yorumlarınıza bakacak olursam. Her bir ülke ulusal bir bayrağı sahip. With a unique, eşsiz bir tasarıma sahip. Ulusal bir bayrağı sahiptir. Bu bayrak da identify it, onu betimler. Diğer ülkelere onu betimler, tanıtır. Buradaki konumuz ne? Her bir ülkenin kendi bayrağına sahip olması. Konumuz bu. There are no international, uluslararası kurallar yoktur bayrak tasarımı için. Her bir ülke seçebilir herhangi bir modeli. Neye rağmen? Onlar genellikle dayandırılmasına rağmen ülkenin tarihine ya da kültürüne. Tamam, bayrak seçimi için herhangi bir kısıt sınırlama yoktur diyor. Sıkıntı yok. Gene bayrağın tasarımıyla alakalı. Eşsiz tasarım, kendilerine özgü tasarım. İstediklerini yapabilirler. Bir iki bağlantı. Sonra ulusal bayraklar. İlk became, verb 2'ye düştüm. Şimdi niye present genel giderken bir anda pasta gidiyorsun? Bakalım. Ulusal bayraklar ilk 19. yüzyılda yaygın oldu. Ama Danimarka sahiptir en eski ulusal bayrağı, hala kullanımda olan Dating Bag neye dayanıyor? 13. yüzyıl kadar geçmişe dayanan bir bayrağa sahip. Şimdi ne alaka ya? Şimdi tarihiyle ilgili değil, ben tasarımından bahsediyorum bayrakların. Konu kaydı 3'te. Tense kaydı. 4'e bakalım. Birçok bayrak nedir? Şekilde aynıdır. Ama proportion of şu ne derler? Şekillerin, açıların oranı are not always same. Aynı değildir. Bak gene tasarım. Hep tasarım. Ancak bu not always. Her zaman durum değildir. Örneğin Nepal bayrağı sahiptir. Ayırt edici bir bayrağı. Which looks like ne gibi gözüken iki açı on the top of each other. İşte tepede birbirlerini kesişen iki açıya, iki doğruya gibi gözükse de gözüken bayrağı sahiptir diyor. Şimdi bu hep tasarım. Tasarım. Ama sen ne yapmışsın şurada? Üçüncü cümlede tam diyerek zamana geçmişsin. Tarihe geçmişsin. Geçmişe geçmişsin. Ben tasarımdan bahsediyordum. O yüzden ne gidecek? Burada direkt 3 gidecek. Her ne kadar özne aynı olsa da konu kaydığı anda uzak durun. Şimdi bakalım. On the other hand nasıl bir zıtlık bağlıcım? Diğer yandan, öte yandan diyerek artılı eksili geçebilirsin, küme tekil gidebilirsin, aynı farklılık diyebilirsin. Her türlü zıtlık da kullanılır. Ama ben bunu cümlenin başında ah internet, ah internet. Gene gidip geliyorum. İnşallah bu kayıtta bir sıkıntı yoktur da YouTube'a eklediğimizde bir sorun olmaz. Dümdüz şekilde devam eder. Arada gidip gelmeler oluyor çünkü. Geldim geri. Son soru inşallah çözeceğim. Bir daha da bu Kızılay'da vallahi büyük konuşmayayım. Neyse bir şey demek istemiyorum. Mecbur yani buradayım. Dersim vardı ne yapayım? İnternet altyapısı Kızılay'da gerçekten büyük sorun yaşatıyor. Neyse. Geldim tekrar son soruma. Şimdi diğer yandan, öte yandan onda aderen bir zıtlık bağlıcıdır ve geçiş bağlıcı olduğu için mesela ama, fakat, bu yüzdenler, however, nonetheless, nevertheless. Does, so, hence, for example, örneğinler, bu yüzdenler. In other words, diğer bir deyişle, geçiş bağlaçları. Bunlar asla cümlenin başına gelmez. Cümlenin başına gelmez derken, bu da bir cümlenin başı. O değil, yeni bir paragrafın başına gelmez. Clause test de en başa gelmez. Yeni paragraf da en başa gelmez. Bu bağlamda en başa gelmezse ben burada biri atabilir miyim? Atamam. Bir sabittir. Konu bir de sabittir hocam. Çünkü sen bunu attığında diyor ki, on the other hand diğer yandan da başlaman lazım. Öyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Şimdi o zaman ilk cümlemiz bizim konumuz sabit olan konumuz oluyor. Şöyle bir bakalım. Diyor ki oyunlar have always tend,
Her zaman tend to be one of the most significant. En önemli itici güçlerden biridir. Olma eğilimindedir. Teknolojinin popüler kullanımına itici güç olma eğilimindedir. Yani oyunlar popüler teknoloji kullanımına bir itici güçtür. Önemli rol oynar. Tamam. Oyunlarla ilgili önemli rol oynayışından bahsediyorum. Diğer yandan there is ongoing, devam eden araştırma var. Yapılan zararlı psikolojik etkilerini oyunların insanların üzerindeki. Şimdi iki de ben oyunların artısından eksiye geçtim. Acaba üç de oyunların eksisiyle devam ediyor muyum? Eğer ediyorsam devam ederim. Ama eğer etmiyorsam, yani oyunların psikoloji üzerindeki olumsuz etkisinden bahsetmiyorsam iki gidecek. 1972'de birçok home users, evdeki kullanıcılar elde ettiler. Onların ilk bilgisayar zevklerini as something, bir şey olarak, nasıl bir şey? Deneyimlenen bir şeyi evde, işin yanı sıra. Ne sayesinde? İlk oyun konsolunun ortaya çıkması sayesinde. Bir ev makinesidir, konsoldan bahsediyor. Adanan tümüyle bütünüyle video oyunu oynamaya. Şimdi burada video oyunların teknolojinin popüler kullanımına itici bir güç oluşuna dair bir örnekleme yok mu? Var. Burada herhangi bir psikolojide olumsuz bir etkiye sahip olduğuna dair bir şey var mı? Yok. Yani psikolojiyle ilgili mi oyunların insanların üzerindeki olumsuz etkisiyle mi ilgili? Değil. O zaman 1 ile 3 bağlantılı burada ne gidecek büyük ihtimal? 2 gidecek. Gene de bir bakalım. Diyor ki The Machine diyerek ben neye atıf yapıyorum? Konsola. Oyun konsoluna. Çeşitli oyun, basit oyunlarla donandı, bezendi ama suffer from poor marketing. Şimdi kötü piyasa ya da piyasaya sürülme, kötü reklamcılıktan acı çekti oyun ve başarısız oldu konsollar. Çok fazla gerçekten ya, vallahi devam ediyorum kaldığım yerden. Başarısız oldular. An impact, bir etkide. Karşılaştırıldığında bir ürünü 1972'de salına. Şimdi burada aslında bir eksilik geçişim var ama neyle ilgili? Konsolla ilgili. Ancak günümüzde konsol piyasası diyerek tekrar artılığa geçiyorsun. Milyarlarca dolar, hatta 10 milyarlarca dolar eder. Yüz milyonlarca cihazla birlikte diyerek eksiden zıtlıkla artıya geçtin. Bunlar kendi arasında bağlantılı. 1, 2, 3'ten ne bağlantılı? 1 ile 3 bağlantılı. Ama buradan ne gider? Psikolojik olarak insanların üzerinde hiçbir etkiden bahsetmediği için Bursa gider. Hayırlısıyla inşallah bitirdik hocalarım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden programlarımızda devam edeceğiz gene. Şimdiki hafta EYDS haftası, biliyorsunuz ki cumartesi günü Nisan EYDS sınavı var. Ben de geleceğim Ankara'da EYDS'ye. Hala EYDS kampına başvurmamış olanlar, kayıt olmamış olanlar varsa, EYDS'ye girecek olanlar varsa EYDS kampını kaçırmayın hocalarım. Güncel 2024 sorularını tarayacağımız 2024 YDS dahil YÖK dili, Allah'ım o sağlık zaten başlı başına bir EYDS sınavıydı. Yani onları tarayacağımız çok güzel bir kamp olacak. Pazartesiden Cuma'ya kadar onu kaçırmayın. Aynı zamanda canlı olarak, ücretsiz olarak derslerimiz de gene devam edecek. Çarşamba, Perşembe, Cuma ben buradayım gene aynı şekilde. YKS'ciler de muhakkak ki yaptığım dersleri izlesinler. YDS, EYDS çıkmış soru çözümü diye izlememezlik etmeyin. Ya da YÖK çıkmış soru çözümü diye izlememezlik asla yapmayın. Bunların hepsi birbirlerini tamamlayan aynı sorulardır çünkü. Hocam sınavda çözüm sırasını yazar mısınız? Yazarım tabii ki. Şuraya hemen bir yazayım. Öncelikli olarak ilk 20'yi çözmenizi tavsiye ederim. YKS için bu. YKS için, YKS değil. İlk 15 artı close test. Close test YKS'de 5 tane olduğu için ilk 20'yi çözdün. Gel, iki paragraf çöz. İki paragrafı çözdün. Gel, cümle tamamlamayı çöz. Cümle tamamlamayı çözdün. İki paragraf daha çöz. Yani paragrafı araya atın hocalarım. Paragrafı araya yedirin. Şunu da unutmayalım ki. Hocam ben
Optik koda geçerken zaman kaybediyorum ya da kaydırma yapıyorum. Optik kodu geçiş yaparken sırayla geç. Yani ilk 20'yi çözün, optik koda geç. İki paragraf çözün, optik koda geç. Cümle tamamlamayı çözün, optik koda geç. İki paragraf çözün, optik koda geç. Optik koda geçerken o aradaki 3 dakika, 2 dakika bile ya da 1 dakika bile beyninizin dinlenmesini sağlıyor. Başka bir bloğa geçerken. O yüzden bu da bir taktik aslında. Onun dışında cümle tamamlama paragraflar ve ilk 20 bitti. Kafanız dağılsın diye çeviriyi çözün. Hemen diyaloğu çözmeyin. Çeviriyi çözün. Çeviriden sonra bir paragraf daha çözdün mü? Aslında senin neyin bitti? Bayağı paragrafların, çevirilerin, cümle tamamlamaların, karışık karışık gramerin bitti. Sana ne kaldı? Gerisini kendine bırakıyorum. Diyalog, durum sorusu, restatement, Roma rakamı, paragraf tamamlama kaldı. Bunları sıralamanı baştan sona bir şekilde de yapabilirsin. Ya da hangisinde daha iyisin? Mesela durum sorusunda iyisin, durum sorusunu çöz. Restatement'ta kötüsün, durumdan sonra bir restatement çöz. Yani bir zor bir kolay, bir zor bir kolay şeklinde kendin için. Anlaştık mı? Anlaştıysak eğer hep gerçekten internet bir kere daha gitmeden mekanı terk ediyorum hocalarım. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta dediğim gibi online canlı dersleri YÖKİ'ciler, YYDS'ciler, YKS'ciler ayırt etmeden izlesinler. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere efendim. Görüşürüz.